Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bugün yine yollardayız. Sizler için bugün yine güzel bir koy keşfetmek için yola çıktık. Bugün Göcek tarafında bulunan Ayten Koyu'na doğru şu anda ilerliyoruz. Yol üzerinde durduk. Yollar gördüğünüz gibi stabilize. Ama söylentiye göre bir kilometresi sadece stabilizeymiş. Geri kalanı asfalttı zaten. Şu anda stabilize olan yerde durduk. Manzara o kadar muhteşem ki sizlere o manzarayı göstermek istedim. Bugün Ayten Koyu'ndan sizlere güzel görüntüler vereceğim. Güzel koyları sizler için keşfetmeye bundan sonra da devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin. Arkadaşlar, bu gördüğünüz Fethiye yolu üzerinden bu Ayten Koyu'na doğru gelen stabilize yol. Yolun takriben 1 kilometre stabilize. Daha sonrası asfalt. Buradan geliyorsunuz. Bakın şöyle yol devam ediyor. Devam ederseniz yine stabilize yoldan yaklaşık 2 kilometre sonra Osman Ağa Koyu'na ulaşırsınız. Biz oraya bugün gitmeyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi burası da dağ yolu. Oldukça dar. Üstelik stabilize dediğim gibi. Ama geçen videoda da söylediğim gibi, eğer güzel yerlere ulaşmak istiyorsanız zorlu yollardan geçmelisiniz. O güzelliklere ulaşmanın tek nedeni zorlu yolları kat etmek. Biz de zorlu yolları kat edeceğiz ve sizlere bu güzelliklerden görüntüler vereceğiz. Birazdan Ayten Koyu'nda görüşmek üzere. Hemen sola döndük. Bakın, ağaçların altında küçük ama şirin bir koy var. İsmini Ayten Koyu demişler. Hemen karşısı da Göcek. Meşhur yat limanlarının olduğu Göcek. Şimdi bu koyu ayrıntılı olarak sizlere tanıtacağım. Buyurun koyu gezmeye. Arkadaşlar, Ayten Koyu'na geldik. Aracımızı park ettik. Küçük bir koy. Ücretsiz bir yer. Genelde buraya yurdun insanı geliyor. Arkadaşlar, koyda böyle çamların altında araçlarınızı park edeceğiniz yaklaşık bir 50-60 aracın, belki sıkışırsa biraz daha fazla aracın sığabileceği bir alan var. Hemen önü deniz. O denize yakın kısımda da ağaçların altında kampınızı kurabilirsiniz. Veya sandalyelerinizi getirdiyseniz sandalyelerinizde oturabilirsiniz. Burada Şenzok Şemsiye, herhangi bir büfe, herhangi bir satış yeri yok arkadaşlar. Buraya gelirken tedarikli geleceksiniz. Bütün ihtiyaçlarınızı getirin yanınızda. Yoksa burada satış yapılabilecek herhangi bir büfe ya da dediğim gibi seyyar satış yeri yok. Ya bu güzelim cennet gibi yerleri nasıl kirletiyorlar aklım almıyor. Yani yemişler, içmişler, adam kilimine kadar atmış gitmiş buraya. Bakın, görüyor musunuz? Burada adam oturmuş, kilimini atmış, bardaklarını atmış, peçetelerini atmış, yediği bisküvilerin kaplarını bırakmış. Yani aklım almıyor, böyle bir cennet gibi yeri nasıl kirletiyorlar. Biz de oturacağımız alanı kızımla birlikte elimize eldiven giyerek poşetle temizledik. Yolun girişinde üst tarafta, şurada bakın, gördüğünüz gibi
yaklaştığı. Burada 3 tane çöp bidonu var. Ya mesafe yürüyüşle 5 dakika. Ya buraya getirip insanlar çöpünü atmıyor arkadaşlar. Yani inanılmaz. Ve yediklerini içtiklerini kendi oturdukları alana atıp gidiyorlar. Sanki bir daha gelmeyecekler gibi davranıyorlar. Gerçekten burası cennet arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Göcek buradan gözüküyor. Burası yatların, teknelerin bolca olduğu bir alan. Göcek zaten yat üzerine meşhur. Şimdi biraz da deniz keyfini yapalım. Denizi nasılmış onu görelim arkadaşlar. Buyurun. Sahile doğru ilerleyelim. Thank you.